Kız, ihmal mi ettim ben seni? Ha? Hiç yüz vermiyorsun bana. Gelmedin gece. E işimiz vardı. Yoksa nasıl yedireceğiz o paraları sana? Ha? Vallahi paraları yemek iyi de. Yemeğinin malını da yerler yalnız. Hatırlatayım. Kızım, ayar verme bana. Benim malımı yiyecek adamın ben yedi sülalesini. Efendim. Hay onun ısrarını koyayım. Getirin. Gel gel gel. Hadi dışarıda bekle. Niye açmıyorsun telefonlarımı? Hesap mı vereceğim lan sana? Hani koruyacaktın beni? Biri mi var peşinde? Yok ama araştırıyorum, onu diyecektim. Senin için senin. Bu içeride bir adamı görüyormuş yani Zeki. Geçeceğim onu be, geçeceğim. Ben aradığım adamı buldum. Seninle de artık. Sonra konuşuruz. İrfan bir dinle. Avukat. Sıktın ama. Merhaba. Ben sizi şöyle... Abicim ben şimdi bıyık bıraktım. Bir sorun olmaz değil mi yani bıyık? Yeni işe girdim yani, sorun olmaz inşallah. Yani... Yazıyor zaten, randevu burada. Evet abi, evet. Evet. Teşekkür ederim. Dur, bekle. Geç. Aga. Sarı, ne durumdasın? Adam almaya gidiyorlar. Vermem lazım Rasim'in adına. Az kaldı, az. Halletmek üzereyim Rasim, üstündeyim. Bundan iki tane. Önce kazan dairesinden başlayacaksınız. Şu ilerideki oda. Hadi kolay gelsin.
şey mu? Yok bir şey. Seveyim mi? Hasan! Hasan! Ne yapacaksınız bu adama? Sen kafayı mı yedin? Beni mi takip ediyorsun ya? Hasan ne yapacaksınız bu adama? Neresi burası? Sen kendini öldürtecek misin? Canına mı susadın? İrfan abim içeride sana ne yapar biliyor musun sen? O yüzden sana geldim işte. Sen onlara benzemiyorsun. Sen de insan gibi konuşabilirsin. Yapma bakma. Benim de başımı yakacaksın. Ne olur git hadi. Çek git lütfen git. İrfan abiye söylerim bak. Çıkamayacağım ben burada. Sakin. Iska sakin. Beni dinle şimdi. Nefes al. Yakanı aç bir rahatla. Derin derin al. Bak şimdi sayacağım. Bittiğinde geçmiş olacak tamam mı kardeşim? Tamam. 10. Nefes al. 9. 8. 7. 6. 5. Rahatlıyorsun. 4. 3. 2. 1. Bitti kardeşim. İyi misin? Şerif. Ne oldu bana ya? Panik atak geçirdin. İyisin ama şimdi. Neredesin? Kazan dairesindeyim. Arşiv odasına gitmen lazım. Umut'un babasını getirdiler buraya. Konuştururlar birazdan. Verir Bilal'in adını. Alman lazım dosyaları. Şerif sen? Buradayım kardeşim. Telefondayım. Açık kalsın. Yanında olacağım. Kameralardan sakla yüzünü ha. Kardeş! Kardeş! Burası bitti de. Bak biz yanlış yapıyoruz ama. Yok mu böyle bir evrak mevrak odası? Şimdi bu mevsimde gümüş böcekleri olur. Kağıtları yerler merler hani valla. He? Tamam. Heh. Gel gel. E tamamdır abiciğim. Sen çık bu adamı zehirler maazallah. Ha.
tehlikeli. Burada kamera da yok. Koridorda var ama burada yok. Hadi İbo, göreyim seni. İlle vardır o odada dosyalar. Babam yaktı adli kayıtları ama Sait'in kendi dosyaları vardır. Siz kimsiniz? Ben ne yaptım ki size? Lan, sen gariban bir tipmişsin hakikaten. De, senin tipin benim değil. Ben ne mafya babaları gördüm, boy 1.50 ama 7.5 kilo var. Şimdi ben soracağım, sen cevaplayacaksın. Oğlun Umut. İyi çocuktu Umut. Dikbaşlıydı. İnatçıydı. O yüzden geberdi zaten. Deme onun hakkında böyle. Ben ne yaptım ki size? Oğlunun intikamı. Mesela. Ne intikamı? Niye alayım ki senden oğlumun intikamını? Yoksa... Yoksa sen mi öldürdün oğlumu? Allah belanı versin! Senin de. Konuş lan. Kim var arkanda? Bir şey ver bana. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bir çocuk geldi geçen. Oğlum. Kim? Oğlum. İsim ver. Nedir durum? Buldum Şerif, buldum. Dur. Dur şimdi bekle. Bekle, seninkini de buldum. Bekle. Şerif. Şerif, ben bir şey daha buldum. Ne buldun? Ahu'ya mektup yazmışsın. Sait yollatmamış. Ah be Şerif. Herkes bana abi diyor. Onlardan büyüğüm diye. Herkes bana güveniyor. Ben hep uğraşıyorum onlara abilik edeyim diye. Koruyayım diye. Ama Ahu, 13 yaşındayım ben daha. Kimseye söyleme. Ama korkuyorum Ahu. Buradan çıkamayacağım diye. Annemi, seni bir daha göremeyeceğim diye çok korkuyorum. 13 yaşındayım daha ben. Hiçbir şey bilmiyorum hayatta. Ama sevmeyi biliyorum. Ben seni çok seviyorum Ahu. Annemi sevdiğim kadar. O yüzden affet beni. Çünkü buradan çıkabilirsem eğer... Gidebildiğim kadar uzağa gideceğim. Böyle şeyler gördüm ki burada. Bir daha kimsenin yüzüne bakamam. Affet ne olur. Üzülme. Senden tek isteğim... Çocuklar sana emanet. En çok da Bilal. Sen onu bırakma olur mu? O da seni bırakmasın. Küçüktür ama o söz verdi mi tutar Bilal. Güveniyorum ben ona.
emin ellerde olacaksın. Siz birbirinize emanetsiniz. Beni unut oğlum. Affet beni. Bir daha da yazma. Şerif. Iska tamam. Tamam, yok et o mektubu. Kimseye de söyleme. Hadi, hadi göreyim seni. Bitir şu işi. Hadi. Kimdi o çocuk? İsim ver. Bilmiyorum. Oğlun intihar etmedi dedi. Oğlun intihar etmedi dedi. Al bu parayı, onun yanına git dedi. Kim dedim, kim? İsim ver. Hatırlamıyorum. Birol. Birol. Biroldu galiba. Sait Paşa, Umut'un döneminden bir çocuk, adı Birol. İsim bilmeyiz biz, lakap olsa hatırlardık. Sende dosya mosya vardır. Hadi bir bak, öptüm. Bekle. Tamamdır Şerif, tamam. Çıkıyorum. Tamam, çık çabuk. Kardeş burası tamam, sırada ne var? Bir de mutfak kaldı, gel benimle buradan. Yavaş çocuğum, yavaş. Sarı dosyalar tamam. İrfan arada ismi bulamayınca bir şey yapar bu adama. Gireceğim artık, vereceğim Rasim'in adını. Tamam aga, al sabır, geldim. Halledince mesaj atacağım. O polis atlattı sizi sabah. İkinci hata diye bir şey yok. Anlamayan? Güzel. Hasan! Hasan! Lan oğlum, derdin ne senin ya? Hasan dinle beni. Bak vallahi git sıkacağım şimdi ha. Sen hayatında kaç kişiye sıktın? Heh, ben de öyle düşündüm işte. Söyleyeyim mi İrfan'a? Hasan'ı takip ettim, geldim. Senin güvenli yerine o getirdi beni diye. İyi. Dinle o zaman. Bak yapma İrfan abi, ikimizi de öldürür. Hem sen ne alaka bu işte bu kadar? İrfan abin yanarsa ben de yanarım. Gözü döndü, dinlemiyor beni ama yanlış yolda. Seni dinler. Ha İrfan. Adam seni uyuttu ya. Nasıl yani? Birol diye biri yok o dönemde. Altında üstünde yok. Anlaşıldı. Umud'un döneminde Birol diye bir çocuk yok. Bak şimdi neler yapacağım sana. Abi dur.
Hadi sarı, hadi. Beni hafife alırsan ağır yanlış yaparsın Toralı. Bana ateş edersen ne olur biliyor musun? Buradaki herkesi indiririm. Arkadan da biri gelir beni indirir. Farkındasın yani. Yazık çocuk. Harbiden deli misin aslında? Yazık olacak sana. Silahlarımı beğendin mi? Alman tank subayları kullanırdı eskiden. Arabamı? Adamlarım da var. Yani bu mekanda çekecek bir delikanlı varsa o da benim. İrfan buraya gelecek. Sen de ne dediysem onu yapacaksın. İrfan'a her şeyi ben yaptım diyeceksin. Sonra da çekeceksin. Yaklaşma. Yazık ki ne silahla, ne parayla, ne adamla, ne de arabayla delikanlı olunur. Bana lafımı geçsin istiyorsun ha? Tecrübelerini say. Kaç leşin var? 3. Benim 13. Kaç sene yattın damda? 1. Ben 21. Senin 2 silahın var, benim 18. Sen 30 yaşındasın, ben 60. Sıkıyorsa çek tetiği. Hangimiz ölürse. Avukat, cesaretin hoşuma gidiyor. Ne yalan söyleyeyim. Ama çıkarma. Nereden buldun burayı? Sen sabah dinlemedin, ben de takip ettim. Bu adam suçsuz. Ben asıl suçluyu buldum. Kim? Zeki'nin hapiste görüştüğü, Özcan'ı vurduğu sabah. O adam. Kim? Kim? İsim ver bana. Abicim benim bunu almam lazım ki sen de kendini soyuldun sen. Ayılırsın zaten biraz sonra. Rasim Toralı. İyi de sen bu elimdeki adama niye bu kadar dertlendin? Ha? Merhamet. Hiç sevmem. Bırak bu adam gitsin. Avukat. İnşallah doğru adamdır Toralı. İlle de kendini öldürtecek. Hadi sana son bir kıyak. Benim gibi bir adamı öldürmek için
kimsenin ama hiç kimsenin bilmediği bir şeyleri bilmen gerekir hakkında. Bizim mermiler değil, sırlar öldürür. Biliyor musun böyle bir sır? Rasim! Belalı. Rahat bırakın Sarı'yı. Bir yanlışlık oldu herhalde Rasim. Bu çocuk benim varisim. Oğlumdur Ecevit'le ikisi. Namım da, tecrübelerim de, her şeyim onların. Oğullarına yol, yordam öğret o zaman biraz. Öğretirim. Sen de bilmeyenlere söyle. Sarı da Şerif de Naim'in evlatlarıdır. Bundan sonra duydukları zaman bu atları, herkes bir adım geri çekilsin. Niye aga? Kafan basmıyor. Niye, niye yardım ediyorsun? Ecevit dedin, oğlum gibi dedin. Bilal oğlum gibi dedin. Ecevit dedin, oğlum dedin. Ben senin düşmanın değilim evlat. Bir türlü anlamadın. Ben böyle babalık yapıyorum sadece. Harbi mi? Bak harbi mi? Güveneyim mi sana? Güven. Hadi sıyırın beni bu işten, önümüze bakalım. Yardım etmek için yani, he? Yani bir çıkarı yok senin bu işten. Evlat, güven artık bana. Ver bu adamın ismini, çıkalım hepimiz temize. Mekanımı bastın takoz. Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun? Biliriz evelallah. Namını duyduk. Çok. Büyüğümüzsün. Sence o zaman benim bu kadar mı adamım var? Kapıdaki üç yarma kadar mı? Bana farkmaz. Buradan sağ çıkamazsın. Sen çıkarsın. Bugün çıkarsın. Ama yarın, ondan sonraki gün, ondan sonraki gün yatağında rahat rahat uyuyabileceğim mi sanıyorsun? Sen beni dinle beni. Bu adam Sait Karam. Cezaevi müdürü. Bu avukatım Ecevit Orhan. Tanıyor musun yoksa? Yok. İyi. Benim kardeşim Özcan Tiryaki. Vurdular. Bu adamı hapse atmaya çalıştılar. Benim işime el attılar. Mallarımı gasp ettiler. Canıma kastettiler. Rasim Toralı. Bir kere soracağım. Bütün bunların arkasındaki adam sen misin? Peşimdeki adam sen misin? Helal olsun lan sana. Helal olsun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Sen ne yaptın, haberleştin mi Şerif'le? Tamam, şey... Yoldaydı en son. Rasim'e gidiyordu. Tamam değil mi hoş? Ben yaptım diyecek Rasim. Tamam tamam. Rasim halledecek İrfan'ı. İyi. Yolun sonu. Bir daha sormam.
Bütün bunları yapan sen misin? Bir şey de. Hayır. Nasıl? Sen değil misin? Diyelim. Evlat, güven artık bana. Ver bu adamın ismini, çıkalım hepimiz temize. İkna edebileceğim mi? Bakalım. Belli olmaz ama deneyeceğim. Senden daha fazla şansım var, orası kesin. Bu adam fazla bekletmeye gelmez. Ne istiyorsun? Sana bir sır vereceğim Rasim. Son düştüğünde içeri 30 yılda yargılandın, 10 yılda çıktın. Sen çıktıktan sonra ama tipsiz Recep, Kara Hamza, İsmail, Lütfü, Yakup, kim varsa eskilerden hepsini aldılar içeri patır patır. Sen... Ne demek istiyorsun? Kimse bilmez diyorum Rasim. Ben biliyorum nasıl öttüğünü. 40 yıllık silah arkadaşlarını nasıl sattığını. İspiyonlarken altına işediğini, yalvardığını polislere. Ben biliyorum. Bir de sarı. Şimdi söyledim dışarıda. İstersen öldür beni, fark etmez. Ama dediklerimi yapmazsan herkes bilecek bu alemin en büyük gammazı olduğunu. Öldürürler seni. Şerefinle değil, utancınla gidersin. Peki. Ne yapacağım? Takoz İrfan. Bu adamdan alacağım var benim. Gelirse sana, hele de yanında Ecevit varsa oğlum, bir mesaj ileteceksin ona. Sonra? 5'indeki ben değilim ama bir diyeceğim var sana. Ne diyeceksin? De. İrfan kardeş. Belalı Naim'in selamı var. Böyledir insan doğası. Her şeyden, her sıfattan öte bencildir insanoğlu. Tek kendini düşünür. Düşünür düşünmesine de, biri hatırlatır da, bir çevirirse kafayı gerçeklere, son nefesinde her insanın hissedeceği şey yavaş yavaş yeşerir içinde. Pişmanlık. Iska. Ben bir bok yemiş olsam, misal bir değil de birden çok bok yemiş olsam, ya iyice batmış olsam yani. Ama hepsini bizim için yapmış olsam. Beni affeder miydin? Ne yaptın? Ben... Sarı! Babam nereden biliyor Rasim'i? Kimse bilmesin dedim Sarı. Babam nereden biliyor Rasim'i? Yazık oldu Sarı. Bilmen lazımdı.
son pişmanlık fayda etmez.